İçinde yaşadığımız dönemin herkese güven verdiği, kimsenin kimseye zarar vermediği, herkesin barış ve kardeşlik içinde yaşadığı bir dönem olmadığı ne yazık ki apaçık ortadadır. Hele ki konu iletişim, ikili ilişkilerse güvensizlik has safhada olabiliyor. Kimseye güvenmeme, aşırı şüpheci olma, herkesin bizim hakkımızda kötü düşündüğü fikrine inanma, herkese kesin benden bir şey saklıyor şüphesiyle yaklaşma ve yaşama, daha pek çok düşüncenin yoğun olarak yaşandığı ruhsal duruma paranoya diyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle paylaşacağım paranoya kişilik testinde tipik paranoid kişilik özellikleri yer almaktadır. Size soracağım sorulara son zamanlarınızı düşünerek samimi cevaplar vermenizi öneririm. Dolayısıyla vereceğiniz cevapların samimiyetine bağlı olarak daha gerçekçi sonuçlara ulaşabiliriz. Bu arada uzmanlar karmaşık bir seyri olan paranoyanın ciddi bir psikolojik hastalık olduğunu da söylüyorlar. Eminim şu an iç sesiniz kaygıyla fısıldamaya başladı bile. Acaba paranoya riskim var mı, yok mu? Peki bu testi hazırlayan da paranoyak mı acaba? Ya paranoyak çıkarsam kısmetim kapanır mı diye kaygılar, düşünceler beyninizde fırtınalar estiriyor, eminim. Bütün bu olasılıklara rağmen kendini test etmeye ve gerçeklerle yüzleşmeye cesaretiniz var mı acaba? Eğer cevabınız evet ise o zaman hemen teste başlayalım. Ne dersiniz? Sevgili arkadaşlar, ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Dilerseniz teste başlarken cevaplarınızı not alabilirsiniz. Finalde değerlendirmede sizin için kolaylık olabilir. Evet, 10 sorudan oluşan paranoya testimizin ilk sorusuyla başlıyorum. 1. İnsanların bana zarar vermeye çalıştığından şüphelenirim. A. Hiç. B. Nadiren. C. Bazen. D. Sıklıkla. Testin ikinci sorusu. İnsanlara kolay güvenmem. Beni kandıracaklarından şüphelenirim. Cevap şıklarımız aynı. A. Hiç. B. Nadiren. C. Bazen. D. Sıklıkla. Üçüncü sorumuz. Yakınlarımın sadakatine ya da dostluklarına güvenmekte zorlanırım. A. Hiç. B. Nadiren. C. Bazen. D. Sıklıkla. Dördüncü sorumuz. Yakınlarımla gizli bilgilerimi paylaşmakta zorlanırım. A. Hiç. B. Nadiren. C. Bazen. D. Sıklıkla. Beşinci sorumuz. Bana zarar verici ya da huzurumu bozucu davranışı olan kişileri asla affetmem. A. Hiç. B. Nadiren. C. Bazen. D. Sıklıkla. Evet, testimizin ilk 5 sorusunu geride bıraktık. 6. soruda sıra. Başkalarının itibarımı ya da kariyerimi zedeleyici bir tavırda olduğunu hissederim. A. Hiç. B. Nadiren. C. Bazen. D. Sıklıkla. 7. sorumuz. İtibarımı ya da kariyerimi zedeleyici olduğunu düşündüğüm bir tavır karşısında büyük öfke gösteririm. A. Hiç. B. Nadiren. C. Bazen. D. Sıklıkla. 8. sorumuz.
eşimin veya sevgilimin sadakatinden kuşkulanırım. A. Hiç. B. Nadiren. C. Bazen. D. Sıklıkla. Geldik 9. soruya. İnsanların beni aşağılayıcı ya da değersizleştirici imalarda bulunduğundan kuşkulanırım. A. Hiç. B. Nadiren. C. Bazen. D. Sıklıkla. Geldik testimizin son sorusuna. Yakınlarımın telefon, bilgisayar ve çanta gibi şahsi eşyalarının içeriğini bilmek isterim. A. Hiç. B. Nadiren. C. Bazen. D. Sıklıkla. Evet sevgili arkadaşlar, 10 sorudan oluşan paranoya testimizi bitirdik. Şimdi değerlendirme zamanı. Acaba paranoya riskiniz var mı yok mu? Meraklı bekliyorsunuz değil mi? Evet, az önceki testte yer alan 10 sorudan en az 5'inde A ve B şıkkını işaretlediyseniz tipik paranoya semptomunuz yok demektir. Ancak yine bu 10 sorudan en az 5'inde C ve D şıklarını işaretlediyseniz yüksek olasılıkla paranoyanız var. Yani siz bir paranoyaksınız demektir. Teste katılan arkadaşlarıma önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Buradaki test tamamen bilgilendirme amaçlı olup paranoya sorununuzun olup olmadığı hakkında sadece bir ön fikir verir. Kesinlikle tıbbi bir tanı koymaz ve tedavi amaçlı değildir. Ve asla bu amaçla kullanılmaz. Unutmayın. Ancak kendinizde test sonuçlarına göre paranoya şüphesi oluştuysa ayırıcı tanı için mutlaka bir uzmandan yardım almanızı öneririm. Güven içinde sağlıklı ve kaygıdan uzak bir dünyada yaşamak dileğiyle. Hoşça kalın.